Merhaba arkadaşlar, Örgü kanalıma hoş geldiniz. Oldukça güzel, yapımı da kolay bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim de kar topu, bebeğini, baby on. İpimizin numarası 71.184. Pembe, güzel tatlı bir bebe pembesi. Orta kalınlıkta güzel bir ip. Şimdi ben kamera arkasında vaktinizi almak istemediğim için ilmeklerimi attım şişime. Hazırladım. Bir diş haroş ördüm. Ön yüzden modeli örmeye başlayacağım için o şekilde hazırladım modelimi. İlmek sayımız 8 ve 8'in katları artı 6 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatacağım. Şimdi anlatıma geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi ön yüzden birinci sırayla başlıyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 4 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 4 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4. İpi bana doğru aldım. 4 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4. İpimi arkaya aldım. 4 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4. Kenar ilmeğimi de örüp ön yüzden birinci sırayı tamamlıyorum. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 4 ters ördüm. Şimdi burada 4 tane düz ilmeğimiz var. Birincisini şöyle düz örüyorum. İpimi arkaya aldıktan sonra birincisini düz ördüm. İlmeğimi şişimden çıkarmadan ipimi doladım. Bir kez daha örüyorum. Yani bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. İpimi bana doğru aldım. Kalan 3 düz ilmeğimi, üçünü birlikte ters örüp kesiyorum. Yani yine burada 4 tane ilmeğimiz olmuş oldu. Sırada 4 tane ters ilmeğimiz var. 4 ters ilmeğimi örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine 4 tane düz ilmeğimin olduğu kısma geldim. Birincisini düz ördüm. İlmeğimi şişimden çıkarmadım. İpimi doladım. Artırmamı yaptım. Ve bir kez daha düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. İpi bana doğru aldım. Sıradaki 3 düz ilmeğimi, üçünü birlikte örüyorum. Yine ilmek sayımız 4 olmuş oldu. 4 tane sıradaki 4 tane ters ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Ön yüzde ve 3. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane düz ilmeğim var sırada. 4 düz ilmeğimi örüyorum. İpi bana doğru aldım. 4 ters. 1, 2, 3, 4. İpimi arkaya aldım. Yine sırada 4 düz ilmeğim var. 4 tane düz örüyorum. 4 düzden sonra ipi bana doğru aldım. Bu ilmeklerimi yine ters örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 4 tane sıradaki düz ilmeğimi örüyorum. 3. sırayı tamamladık. Arka yüzde ve 4. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırada 4 ters ilmeğim var. 4 ters ilmeğimi örüyorum. Şimdi yine şu kesme ve artırma yaptığımız 4 düz ilmeğimizin olduğu kısma geldik. Şimdi bir öncekinde
Hemen birinci ilmekten 3 ilmek çıkarıp yandaki 3 ilmeği kesmiştik. Şimdi bu işlemi kaydıracağımız için bakın sıradaki 3 ilmeğimiz belli zaten. Bu 3 ilmeğimizi üçünü birlikte ters örüp keseceğim. Ve diğer düz ilmeğimizi ipimi arkaya alıp 1 ilmekten 3 ilmek çıkarmak şeklinde öreceğim. 1 ilmek çıkardım. İpimi doladım. 1 ilmek daha çıkardım. Yine burası 4 ilmek oldu. İpi bana doğru aldım. Sırada 4 ters ilmeğim var. 4 ters ilmeğimi örüyorum. Ve bakın belli zaten bu 3 ilmeğimi, üçünü birlikte ters örüp kesiyorum. İpimi arkaya aldım. Kalan tek düz ilmeğimi bir kez düz ördüm. İpimi doladım, artırma yaptım. Bir kez daha ördüm. Yine ilmek sayımız 4 olmuş oldu. Sırada 4 ters ilmeğim var. Ters ilmeklerimi örüyorum. Ve aynı zamanda modelimizi bir kez kurmuş oluyoruz bu sıranın bitimiyle. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Bakın bir kez kurduk modelimizi. Hep şu yaptığımız kesme ve artırma işlemleri bir sağa bir sola kayacak şekilde model devam ediyor. Şimdi çok da anlaşılmıyor. Bir kez daha birlikte kuralım, daha iyi anlaşılacaktır. Şimdi tekrar birinci sıradan itibaren modelimizi yapalım. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 4 ilmek ters. 1, 2, 3, 4. İpimi arkaya aldım. 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4. İpi bana doğru aldım. 4 ilmek ters. 1, 2, 3, 4. İpimi arkaya aldım. 4 ilmek düz. 2, 3, 4. Ve kenar ilmeğimi de örüp ön yüzden birinci sırayı tamamladım. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz arkadaşlar. Şimdi arka sıradayız. İkinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 ilmek ters örüyorum. 4 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şimdi bakın şurada tek düz ilmeğimiz var. Tek düz ilmeğimizi bir kez örüyorum. İpimi doladım, artırmamı yaptım, bir kez daha ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardık. Sıradaki 3 düz ilmeğimi, üçünü birlikte örüp kesiyorum. Ve sıradaki 4 ters ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4. İpimi arkaya aldım. Yine bakın belli zaten yeri. Tek düz ilmeğimiz var burada. Onu bir kez düz ördüm, ipimi doladım. Bir kez daha ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. İpi bana doğru aldım. Sıradaki 3 düz ilmeğimi, üçünü birlikte örüp kestim. Ve sırada 4 tane ters ilmeğimiz var. 4 ters ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp arka yüzden ikinci sırayı tamamladım. Ön yüzde ve 3. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane sıradaki düz ilmeklerimi örüyorum. İpi bana doğru aldım. 4 ters. 1, 2, 3, 4. Sırada 4 düz ilmeğimiz var. 4 tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 4 ters. 1, 2, 3, 4. İpimi arkaya aldım. 4 ilmek düz örüyorum. 3, 4 ve kenar ilmeğimi de örüp ön yüzden sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde ve 4. sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 4 ters ilmeğimi örüyorum. 4 ters ördüm. Zaten bakın yerleri belli. Artırma yapacağımız ve keseceğimiz ilmeklerin yerleri belli. Burada artırma yapacağız, burada kesme işlemi yapacağız. 3 ilmeğimi birlikte ters örüp kesiyorum. İpimi arkaya aldım. Kalan bir tek düz ilmeğimi bir kez düz ördüm. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Bir kez daha ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Sıradaki 4 ilmeğimi ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Pardon, burada kesme yapacağız. Dediğim gibi zaten belli. 3 ilmek ve tek ilmek
şeklinde yerleri belli. 3 ilmeği birlikte ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Kalan bir düz ilmeğimi bir kez düz ördüm. İpimi doladım. Bir kez daha ördüm. İpi bana doğru aldım. 4 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp ön yüzden sıramı tamamladım arkadaşlar. Evet, modelimizi 2 kez kurmuş olduk. Bakın şuradaki nohutlar bir sağa, bir sola, bir sağa, bir sola kayarak, kaydırılarak model devam ediyor. Oldukça yapımı kolay. Çok da güzel bir model arkadaşlar. Ben kamera arkasında da daha büyük bir parçada da örüp hazırlamıştım hatta sizler için. Bakın. Çok güzel. Görüntüsü de çok güzel. Arka yüzden modelimizin görünümü bu şekilde. Ön yüzden de bu şekilde. Şöyle yakından da görmenizi istiyorum. Şimdi bu modelden her şey yapabiliriz arkadaşlar. Çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde, bebek battaniyelerinde, yeleklerde, hırkalarda, atkı berelerde, şapkalarda, patiklerde, dilediğiniz yerde kullanabileceğiniz, yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde kullanabileceğiniz harika bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Böylece videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.